Merhabalar Bursa, ayağımızın tozuyla İstanbul'dan geldik Bursa'nın mis gibi yerine. Tayfun Savuk Kafkas kökenli, Ankara doğumlu, Ankara Devlet Konservatuarı Cebeci Bale Bölümü mezunuyum. İki profesyonel eğitim Ankara Operası'nda başladıktan sonra hayatın enteresan yollarından biri olan vatani görevimi yedek subay olarak yaparken tabur nöbetçi subayı olduğum zaman 1600 kişiye tekmil verip ve spor yaptırırken orada koreografi ruhum gelişti. O muhteşem toplu hareketleri gördükten sonra, yedek subaylığım bittikten sonra rahmetli Duygu Aykal hocamızdan koreografi eğitimi alarak bale sanatçılığımın yanı sıra koreografi çalışmalarına devam ettim. İlk koreografim Devlet Tiyatrosu'nda Kara Ağaçlar Altında, sene 1984, yönetmen Asuman Korat, oyunculardan Ayberk Çolak, Metin Tekindor ve birçok değerli sanatçı dostumla Türkiye'nin birçok yerinde Devlet Tiyatrosu'na koreografilerime devam ederken, bu arada hep rahmetliler denk geliyor, Melih Kibar'la 90 yılında tanışıp onunla keyifli, mutlu bir sanat danışmanlığı, turistlere yönelik bir takım tiyatral Türk geceleri düzenledik. Bunun yanı sıra 82 yılında, o zaman Şan Tiyatrosu vardı, Egemen Bostancı'nın müzikallerinde Deve Kuşu'yla çalışırken yine rahmetli Zeki Alasya ile Evreda Dostu. Ben doktor rolündeydim. Ağutuba Kadınım'la Yeşilçam'la tanışmış oldum. Tabii koreografi bir yerde, dans bir yerde, sinema bir yerde. Ben uğurlu sayım 7'dir. Sanatında 7. sanat sinemayla tanışmış olmanın görkemliğini ve muhteşemliğini yaşadıktan sonra uzun bir süre TRT'de sanat danışmanı olarak birçok belgesellerde koreograf olarak çalıştım. Daha sonra İzmir, Ankara, İstanbul, Mersin'de idarecilik yaptıktan sonra tatsız bir 2006'da Atatürk Kültür Merkezi'nde kaza geçirdikten sonra mesleği bırakmak zorunda kaldım. Ama sanat aşkı okul yıllarında, o zaman kolektif çalışırdık. Biz tiyatrocu kardeşlerimize dans öğretirdik, onlar da bize tiyatral dersler verirdi. İç içe sanatın olduğu bir okulda o, dünyanın en iyi hocaları tarafından okutulmuş, eğitimini almıştık. Ama orada aldığımız eğitimin birinci amacı insan olabilmek. Çünkü insan olamazsan sanatçı bakışıyla, sanatçı duyarlılığıyla, sanatçı vicdanıyla hareket etmen söz konusu olamaz. Bu eğitimleri aldıktan sonra dünyaya açıldık, sanatımıza açıldık. Tabii devlet sanatçısı olmanın getirdiği belirli formların dışında gençliğin de getirdiği kıpır kıpırlıkla onun bazen bize yetmediği zamanla dışarılarda, işte dizilerde, filmlerde, reklamlarda sanatın piramidini oluştururken değişik desteklerle, güçlerle hem eğitimini alarak hem de o görkemliğini yaşayarak meslek hayatıma devam ettim. Şimdi ben Bursa'ya yabancı değilim. Niçin diyeceksiniz? Rahmetli anacığım, babacığım Mudanya'da. Annem Girit muhaciriydi. Babacığım da yedek subaylığını burada yapmıştı. Annemi tavladı, nişanladı, aldı gitti. Ben de yedek subay görevimi yaparken kısmet bu ya, 3 ayda burada görev yaptım. Tabii bunlar 60-70'li yıllar. Bursa'nın o yeşil olduğu, eski garajın, eskiler bilir, o çok farklı bir yerdi Bursa. Hatta ilk açık hava sinemasını Mudanya'da mütareke binasının yanında kurulurdu. Orada seyretmiştim. Yabancı değilim. Çok takıldığım bir konudur. Sizin nezdinizde açıklayayım. Kamera önünde oyuncu. Şimdi bu kamera. Ben burada farklı oynuyorum. Tepesinde farklı oynuyorum. Aşağıda farklı mı oynuyorum? Hayır. Kamera arkasında farklı mı? Böyle bir terim yok. Bu biraz ticari bir bakış açısı. Çünkü akademik eğitimi almadan, yani ehliyetiniz olmadan araba kullanabilir misiniz? Evet. Arabanın üstünde de kullanırsın, altında da, arabanın direksiyonunda kullanırsın. Kamera önü oyunculuğu denilen bir kavram yok değil mi? Yok canım, bir saattir onu anlatıyorum. Yukarıdasın, aşağıdasın. Öyle bir eğitim yok. Bu sadece parasal bir... Tiyatronun bir eğitimi var. Tabii canım.
insanca. Onu kamera önüne geçerken acaba nasıl kreasyonunu yapabiliriz? Abi ben onu hiç girmedim. Çünkü neden? Çünkü kamera önü diye bir şey yok. Zaten hayat bir kamera. Hepimiz onun önündeyiz. Tayfun canım. Evet. Hocam bir şey söyleyeceğim şimdi. Sinema, tiyatro, kamera önü oyunculuk, tiyatro. Şu anda sinemalarda, dizilerde şeyciler var. Mankenler, şeyler işte ne bileyim. Mesleğin dışında olanlar var. Tiyatrocuların sinemada olması mı gerekli, olmaması gerekli? Yani bununla ilgili bir yorum yapar mısın? Benim tabii Kemal'e katılıp katılmadığı yanı olabilir. Çünkü neden? O Avrupa yakasında oturuyor, ben Anadolu yakasında oturuyorum. Onun aldığı eğitim, ki benim çocukluk arkadaşım Atatürk Lisesi'nde benim bir sokak üstünde. Güzel bir soru, her zaman sorulan bir soru. Biraz etraflıca bir soru. Neden? Tiyatro benim için bir annedir. Sinema baba, dizilerde şımarık, zengin çocuklarıdır. İlk önce bu işin er meydanı tabii ki doğurgan anne ve tiyatro. Niçin? Tiyatroda yaşam biçiminizde aldığınız eğitim sizi arzu ettiğiniz okyanusa götürme mutluluğunu getirir. Bunun akabinde ister sinemada oyna, ister dizide oyna, hiç fark etmez. Ha, sinema çok daha farklı bir kapsam. Bunun içinde her tipte, her karakterde, her yaşta insana açık. Oynadığı rol bazen bir tip içinde seçebilirsiniz. Ama insanların bu konuda biraz sahne eğitimi. Bu sosyal medyada bulunan, işte şu ajansı beğendik, şunu yaptık, bunu yaptık. Bunlara lütfen itibar etmeyin. Neden? Çünkü bunun için zaten çalışan kurumlar var. O kurumlara niye başvurmuyorsunuz? Bunun eğitimini niye almıyorsunuz? Yani ehliyetsiz bir araba kullanmanız söz konusu olabilir mi? Değil. Yani bu iş çabuk para kazanacak diye değil. Biz tiyatroda uzun zamandır çalışan ekiplerimize 10 sene sonra olmaya başladı diyoruz. Bir genel cerrah, bir kaptan pilot, bir deniz kaptanı. Yani bazı meslekler öyle 2 aylık kursu bitirdim ben, artist oldum. Onu böyle yapıyorum diye öyle bir dünya yok. Nasıl toprağımıza domatesimizi ekip onun bir süreci var, oradan sonra pişip sofraya geliyor. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Boyalı dünyanın boyalı vaatlerine de inanmayın. Önce içinizdeki aşka bakın. Önce vatan aşkına bakın. Geleceklere vereceğiniz esere bakın. Biz diyebilirseniz sanat olur. Şöyle söyleyeyim, sanatçı olmanın birinci ögesi, yıllar önce o zaman Türkiye dergiler az geliyordu. Richard Burton'ın, Elizabeth Taylor'ın eski eşinin dergide verdiği bir röportaj dikkatimi çekmişti. Rahmetli babacığım tercüme etmişti. Ben dedi mühendis olmak istiyorum, doktor olmak istiyorum, polis olmak istiyorum, emekli albay olmak istiyorum. Bunların hepsini yaşayacak zamanım yok ama sanatçı olursam bunların içinde yaşayabileceğim her karakter olması bana mutluluk verir demişti. Sorunda bir farklılık var mı? Eksik mi anlattım? Ha ben evet. Tiyatrodaki şu anda oynadığım 2 oyunum var, Sahibinin Sesi, ki muazzam bir yönetmen İskender Altın koydu. Orada bir baba rolündeyim. Dansımı ediyorum, akordiyonumu çalıyorum, şarkımı söylüyorum. Ufak da repliklerim var ve bu yaşta bu konumda olmak beni mutlu ediyor. İkinci oyunum Hanımefendinin Ziyareti. Can Gürzap koydu ve başrolü de oynuyor. Onun gibi kaliteli bir yönetmen ve 30 kişilik bir ekiple sahnede ufacık bir rolüm olsa bile o mutluluğu yaşıyorum. Benim için boyacı oynamışım önemli değil. Sinemada da böyle, dizide de böyle, tiyatroda da böyle. Önemli olan o işi layıkıyla yapıp halkın sevgisini kazanmak. Ben halkımla arasında dolaşmaktan mutluluk duyuyorum. Onların sevgileri, itibarları ki 17 yıl olmasına rağmen Kurtlar Vadisi'nde bir oynadığım Mithat karakteri, lakabı da Mito karakteriyle bugün hala seyircimin arasında, halkımın arasında dolaşıp onlarla birlikte kucaklaşabiliyorsam bu bana ayrı bir mutluluk
veriyor. Ondan sonra birkaç dizi geldi. Fakat ben devlet sanatçısı görevinde olduğum için bizim oynadığımız her dizi, film için izin almamız gerekiyor. Bazılarına görevimiz dolayısıyla izin vermediler. Bazı dizileri de o yüzden kaybettik. Ama yaşım, konum gereği bana uygun olan her rol benim baş tacımdır. Hocam, bu sinema dünyasında gördüğüm yalan, dolan, para konuları gelince sizi tanımayan insan kirliliğinden artık bıkmış durumdayım. Yapımcı olacağım. Zaten ekiplerim de hazır, sevgi ve yürekle. İnsanlara kul hakkıyla gelen hiçbir yapımcının işi rast gitmez. İnanır mısınız? Ben 40 yıllık emek verdiğim aktörlük mesleğinde adamlar suratıma bakarak yalan söyleyebiliyor. Hala bana ve benim gibi insanlara. Ya paran yoksa yok dersin kardeşim, bu kadar basit. Konu para değil. Konu verilen söz, verilen umut, verilen zaman ve emek. Çünkü ben sizle anlaştığım sürede başka filmden bir teklif geldiği zaman ona hayır diyorum. Çünkü biz pazarcı değiliz, hem ona hem onu yap. Zaman meselesi. Tiyatroda eğitimlere Kemal'in bünyesinde devam etmekten mutluyum. Çünkü onun akademik kariyeriyle benim vücut, koreografi ve dans ve estetik hareketlerimizi birleştirdiğimiz zaman akü nasıl artı ve eksi var, markası önemli değil arabanın. O mutlulukla bir ikili oluştuk. Tabii ki asistanlarımız da var ama biz iki kaptan bu geminin tadını çıkaracağız. Önce aynada kendilerine baksınlar, çünkü onların yetiştikleri ortam ister istemez dijital bir ortam. Topluma, insanlığa ve kendilerine iyi bakmaları, sanatın olabilecek her türlü tiyatrosuyla, resmiyle, heykeliyle, inanır mısın bir boyacının bile bir sanata bakışı var. Çünkü bizim hayata geçirdiğimiz koşullar insanlar. Her insanın gördüğünüz ve görmediğiniz yüzleri var. Tabii ki kendilerini geliştirmek zorundalar. Bunun için ufak bir eğitim adımı onların yaşam yelpazelerini daha çok açacaktır. Hocam teşekkürler.